Selamlar herkese. Herkese merhaba. Evet kızlar, IKEA'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Niye erkekler IKEA'ya gitmiyor mu? Erkekler de gidiyor ama. Gidiyoruz işte bak. Bizim çok hoşumuza gitmiyor mu IKEA videosu izlemek? O yüzden düşündüm, dedim ki işte böyle bir fikirle geldim haftalık. Dedim bir IKEA videosu yapalım. Ondan sonra bunu şey için yapmadım bu arada. Kendim alışveriş yapmak için yapmadım. Tamamen sizlere hizmet amaçlı arkadaşlar. 1000 abone kutlu olsun bu arada. Aman tanrım. 1000 kişi olmuşuz. 1000 kişi olmuşuz valla. Arkadaşlar sizin için küçük ama bizim için çok büyük. Valla bu IKEA videosu fikri pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani bilmiyorum başıma neler gelecek kasada. Gidiyoruz bakalım yani. Daha önce aslında biz IKEA'dan bir alışveriş yaptık bu arada. Buraya ilk taşındığımızda evin temel ihtiyaçlarını aldık. Fakat böyle biraz daha konforumuzu geliştirmek adına diyelim. Yani şu an sığınmacı ve öğrenci evi arasında bir ev olduğu için biraz daha bir şeyler alalım diye geldik. Hem de size istedik ki fiyatları ve buradaki IKEA ürünlerini gösterelim. Kızlar hadi bakalım başlayalım. IKEA fikri hiç hoşuma gitmedi. Ya dönelim Lidl'a gidelim bak bizim. Lidl candır mahallemizin marketi. Gidelim Lidl'dan alalım temel ihtiyaçlarımızı. Ben temel bir yaşam okeyim yani. IKEA konforu aradığım bir şey değil. Sen ne yapıyorsun çocuğum? IKEA'ya mı gidiyorsun? O daha önce IKEA'dan yatağını aldı. Keyfi yerinde. Anneciğim sen ne anlarsın IKEA'dan? Evet geldik. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Sendeyim. Al beni ne yaparsan yap IKEA. Mahvettim. Buraya geldiğimizden beri IKEA'ya 1500 lira falan para harcadık arkadaşlar. Yani normalde aldığım şeyleri Türkiye'de alsaydık herhalde 15-20 bin lira harcamış olurduk. Ya bu erkekler niye böyle sürekli? Burada otopark varmış. Biz niye sürekli dışarı bırakıyoruz? Buraya bıraksak ya bir dahakine. E tamam, kar kış oldu mu oraya bırakız şimdi, hava güzel. Başladık söylenmelere, daha içeriye girmedik, hadi bakalım. Bak burada hot dog dışarıda yapıyorlar, göstersen. Burada da evet hot dog yapıyorlar bu arada. Hot dog ama şey, currywurst gibi. Kielbasa deniyor burada. Kielbasa pardon. Kielbasa dedikleri şey leh sosis arkadaşlar. Leh sosis yapıyorlar. 9 zülete. Ketçap ardından falan. Gayet güzel. Evet biz Wroclaw'dayız. Wroclaw IKEA'dayız. Evet bunlardan aldık eve. Bunlar müthiş. İçerisinden 20 tane falan kap çıkıyor. Sadece 25 lirası olması gereken bir şey evde. Oo. Ne buldun? Okulda kullanmak için bir tane kupa mı alsan kendine? Aa. Güzelmiş bak bunlar. Daha mı? 6 zilotiye şöyle bir kupa alınabiliyor. 6.2 ile çarpacağız bu videoda. 6 ile çarpalım orada. 40 lira yani. 606 lira verdi. 40 lira olsun. Hani 40 lira gibi bir şey bu fincan. Verilir mi ya 40 lira var mı? Tabak tanak biz bunlardan aldık. Evet. Gayet iyi çıktı. Bundan sonra şu mumlar güzelmiş. Bunlar. Şöyle 8 lira öte. Şöyle şu tavalar arkadaşlar 40 ziloti. Tencereler 30 ziloti. Şöyle bir fırın kabına ihtiyacım var. Fırın kabı 50 ziloti arkadaşlar. Güzelmiş. Şöyle klasik IKEA tepsiler. 15 ziloti, 20 ziloti arasında. Şöyle daha pahalıları da var. Şu 45 ziloti mesela. Aşağı yukarı böyle fiyatlar. Ya salatalık tabağı mı? Çorba tabağına benziyor. Evet, salata içilmiş de olmuş. Hemen böyle bir şey içelim. Peki, tamam. Bu 6 ziloti sadece. 6 ziloti. Bunun bir setini aldık. Evde seti var bizde. O yüzden beyaz aldım ama tabii camları da var. Camları da 12 ziloti. Burada da özel tasarım tabaklar var. 30 ziloti civarı. Şunlar güzelmiş. İşte 15 ziloti gibi. Şunlar 30 ziloti gibi.
Şöyle daha desenli olanlar var. Şunlar var. Şöyle yeşilleri, mavileri falan var. Devam edelim. Şöyle sandalye minderleri var. 25 siloti. Şöyle yastıklar 15 siloti. İşte kılıflarını alıyorsun. Şöyle çeşit çeşit desenli yastıklar da var. Şöyle. Biz şu an mesela alacağız. Yastık almaya geldik. Yastık ihtiyacımız var. Böyle şey gibi ama dekorasyon için, salona koymak için. Evet, şu yastık kılıflarından aldık. İki tane. Şöyle. Tanesi 6 ziloti. Tabii şeylerini de aldık. İçine minder de aldık. Bunlar da 12. Evet. Yatak döşek bölümü. Bakalım. Şöyle de bir nevresim takımı var. Bulutlu mulutlu. Neyse artık. Şöyle desenli. Bu da 80 ziloti. Düz çarşaflar var. Burada genelde insanlar düz çarşaf kullanıyorlar. Marketlere de hep düz geliyor böyle dümdüz, beyaz. 44 siloti. Ki bence çok daha güzel aslında. Güzel desenler var bu arada. Bakmak isterseniz şöyle. Bunlar da çok güzelmiş bu arada. Şu da çok güzelmiş. Ona bayıldım. Çiçekli. Ve tabii fiyatı arttıkça böyle farklı desenler de var. Şöyle bir yastık almak isterseniz işte 60 zilotiye bu yastık. Daha inceleri var. 20 ziloti, 30 ziloti gibi. Merçan Bey kendine uygun bir yastık bulamadı geldiğimizden beri. Yastıkları kesiyor o yüzden. Şöyle çeşit çeşit 80 zilotiye de var. Güzelmiş. Şöyle yorganları da çekeyim. 30 zilotiden başlıyor. Şöyle en incesi. Biz galiba bir tık kalınını aldık. Şöyle 50 zilotiye. Ama tabii şey kalite kalite. Daha böyle işte buranın kışı sağlam oluyor mesela. Ona uygun olanlar da var. Şöyle 230 zilotiye de çok kalın bir yorgan alabiliyorsunuz. Ama evler genellikle kaloriferli ve sıcak oluyor. Hiç gerek yok aslında bu kadar kalın bir yorgana. Battaniyelere bakıyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Hı? Ne yapıyorsun sen? Oyun mu yapıyorsun? Gerçekten burada maç mı izleyeceksin Ikea'da şu anda? Saçmalık ötesi. Ay şu banyoların güzelliği nedir ya? Kızlar nedir bu güzellik? Gelin size şunu göstereyim. Müthiş güzel olmuş. Harika. Bayıldım. Şu gri de güzel olmuş. Pembe de güzelmiş. Şu da çok güzelmiş bu arada. Şöyle bir. Bizim aslında yerimiz var ama çok da daraltmak istemiyorum banyomuzu. Bir gün ev turu yaparız gösteririm. Şöyle raflar var. Biliyorsunuz değil mi şunları? Şöyle üst üste takıyorsunuz. 50 ziloti. Havlumu beğendin sen anneciğim. Alalım mı sana o havluyu? Tamam alırız. Evet havlular 9 ziloti arkadaşlar. Şöyle büyük saklama kapları var. İşte 30 ziloti civarı. Çeşit çeşit. Şöyle bir orta sehpa aldık. Bildiğimiz lek. Türkiye'deki evimizde de bundan kullanıyorduk zaten. Orta boy bir şey. Tam şey oldu. Ikea'nın göçmen alışverişi. Gerçekten. Böyle biraz işte süs tabaklanan bir şey aldık. Ondan sonra. Şunlar çok uygundu. 6 zilotiydi. Şu 5 zilotiydi. Yastıkları gösterdim zaten. Sonradan battaniye ekledim bir tane. Koltuk örtüsü gibi, ince battaniye gibi. O da 30 zilotiydi arkadaşlar.
halıyı gösterdim zaten. Halı kaydırmaz aldık bir tane de. Onun görmedim fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yastık kılıfları da işte tanesi 6 zilot, 12 zilot gibiydi falan filan. Memnun musun yapmış olduğumuz alışverişten? Temel ihtiyaçları en temel şekilde aldık. Artık pek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Sen memnun musun? Gayet güzel, sessiz, sakin bir alışveriş geçelim. Arkadaşlar alışverişten sonra videoyu kapatmayı unutmuşuz. Bir heyecanla eve gelip onları yerleştirmekle uğraştık çünkü. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.